Kusura bakmayın, heyecandan diyelim. Bu kongrenin vermiş olduğu heyecandan kaynaklı ekran paylaşmayı unutmuşum. Bundan dolayı sizlerden özür diliyorum. Ve izninizle tekrardan baştan almak istiyorum. Akıllı deprem bilgi sistemi ile deprem şiddetine göre uyarı işaretlerinin geliştirilmesi adlı çalışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün bu çalışma kapsamında geliştirmiş olduğumuz sistemleri takdim edeceğim. Öncelikle ülkemiz oldukça fazla fay hattına sahiptir. Bu fay hattına, bu kadar fazla aktif fay hattına sahip olmasının en başta sebebi ise ülkemizin 3. jeolojik zamanda kara şekillerinin tamamlanmasıdır. Bundan dolayı oldukça fazla fay hattına sahibiz. Ve bu fay hatları arasındaki en fazla sismik aktivite gösteren fay hattımız ise Kuzey Anadolu fay hattıdır. Kuzey Anadolu fay hattı ise Anadolu Levası'nın Arap Levası tarafından yılda 25 milimetreye kadar sıkıştırılmasıyla adeta ülkemizin ortadan iki parçalanmasıyla oluşmuştur. Ve bu zamana kadar, geçmişten günümüze kadar Kuzey Anadolu fay hattı oldukça fazla bize acı tecrübeler yaşatmıştır ve oldukça fazla yıkıcı depreme meydana getirmiştir. Bugün burada Kuzey Anadolu fay hattının deprem faaliyetlerini incelediğimizde 1939 yılında Erzincan depremiyle başlayabiliriz. 32.962 kişi hayatını kaybetmiştir ve 100 binden kişi ise yaralanmıştır. 116.720 bina yıkılmıştır. Keza yine bu kronolojik zamanla gittiğimizde 1992 Erzincan'da yine 498 kişi hayatını kaybetmiş ve 2000 kişi yaralanmıştır. Yine 99 İzmit depreminde 17.118 kişi hayatını kaybetmiş ve 43.953 kişi yaralanmıştır. Son olarak 1999 Düzce depreminde 845 kişi hayatını kaybetmiş, 4.948 kişi yaralanmıştır. Bu durum sadece ve sadece Kuzey Anadolu fay hattına sahip olan veya ona özel bir olay değildir. Bugün baktığımızda İzmir depreminde, mesela yakın zamanda İzmir depreminde 116 kişi hayatını kaybetmiş ve 1034 kişi yaralanmıştır. Peki bu kadar acı tecrübe yaşatan bir coğrafyada olmamıza rağmen teknolojik alanda yaptığımız çalışmalar nelerdir? Ülkemizde ve diğer yurt dışı ülkelerinde, yurt dışında yapılan çalışmalarla sizlere şöyle kısaca tanıtmak istiyorum. Erken uyarı sistemleri, deprem dediğimiz zaman aklımıza gelen başlıca sistemlerdendir. Erken uyarı sistemleri, depremin yıkıcı etkisinden önce depremden haberdar olabilmeyi sağlayan sistemlere verilen isimdir. Size kısaca bir örnekle anlatmak isterim. Şu anda örnekte görmüş olduğunuz Japonya'daki hızlı tren, hızlı trenlerin bulunduğu hattaki sismik sensörlerin burada grafiğini, haritasını görmektesiniz. Japonya veya başka ülkeler çeşitli veya yıkılmasından zarar görmesine endişe duydukları sistemleri bu tür erken uyarı sistemleriyle korumaya almışlardır. Dünyada genellikle raylı sistemler, elektrik üretim tesisleri, nükleer enerji tesisleri gibi tesisler ülkeler tarafından deprem erken uyarı sistemleriyle korunmaktadır. Ancak halka yönelik erken uyarı sistemlerinde tüzel kişilerin veya tüzel yapıların korunmasına yönelik geliştirilen sistemlere göre daha az bir çalışma mevcuttur. Bunun sebebi de farklı coğrafyalarda farklı şekillerde sistemler geliştirilmesi gereklidir ve zorunludur. Peki bizler bu çalışmamızla beraber gerek erken uyarı sisteminde gerekse deprem konusundaki can kayıpları hususunda ne gibi sistemler geliştirdik? Öncelikle sistemlerimizi geliştirmeden önce depremde can kaybına sebep olan durumları detaylıca inceledik. Ve durumları incelediğimizde bilinçsizce hareket etmek, panik ortamının oluşması, depreme uykuda yakalanmak, karanlıktan kaynaklı can kayıpları, çelik kapı sistemlerinin sıkışması ki keza Van depreminde bununla karşılaştık. Çelik kapı sistemlerinin depremin yıkıcı etkisinden sonra kasnaklarına sıkışarak tahliyeyi engelleyecek bir hale gelmeleri söz konusu olmuştu. Yapı tesisatından kaynaklı sorunlar, yani deprem olduktan sonra su ve doğalgaz hattından kaynaklı can kayıpları veya arama kurtarma işlemlerinde teknik bilgi eksikliğinden kaynaklı sorunlar. Bunlar enkaz altındaki kişi sayısının bilgisinin ve konum bilgisinin yetersizliğinden kaynaklı arama kurtarma faaliyetlerinin uzaması. Çok özür diliyorum. Ve buna bağlı olarak ise can kayıplarının artmasıdır. Bizler ise bu durumlara çözüm olabilecek şekilde
sistemler geliştirdik. Bu sistemleri sizlere teker teker anlatmak istiyorum. 3 eksenli deprem erken uyarı akselerometre sistemi, akselerometre sensörü XYZ olmak üzere 3 eksenli veri aktarabilen ivme ölçer bir sensördür. Günümüzde bu sensörler sismik aktivitelerin takmininde kullanılabilmektedir. Olası deprem durumunda sistemlerin ve tesislerin korunması için çok özür diliyorum. emniyet bariyeri olarak kullanılabilmektedir. Donanım olarak ise ADX'de 345 akselerometre kullanılmaktadır. Ve bizim sistemimizde 3 eksenli deprem erken uyarı akselerometre sistemimiz tetikleyici mekanizma olarak görev yapmaktadır. Yani tüm sistemdeki aksiyonlar akselerometre tarafından idare edilmektedir. Bundan dolayı İstanbul'daki AFAD Daire Başkanlığı ile beraber ortaklaşa bir işbirliğiyle eşik değerler belirlenmesi için bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştirilen çalışmayla beraber referans değerler oluşturulmuş ve bu oluşturulan referans değerlere göre geçmişte yaşanmış depremler simülasyon ortamlarında ölçümler alınmış ve geliştirmiş olduğumuz yazılımla beraber analiz gerçekleştirilmiştir. Keza bu da yine gerçekleştirmiş olduğumuz Ceyhan, Elazığ, Gökova, Düzce ve Kocaeli depremlerine ilişkin yapılan ölçüm verilerinin grafiğidir. Bu şekilde S dalgası ve P dalgalarının ölçümleri gerçekleştirilebilir. Onu eşik değerler için X, Y, Z koordinatları belirtilebilmiştir. Belirlenmiştir. Akıllı sinyalizasyon sistemimiz ise deprem öncesi afet eğitim verilerek daha bilinçli bir toplumun oluşmasına yönelik geliştirilmiş bir sistemdir. Donanım olarak ise HMI 7 inç dokunmatik ekran kullanılmıştır. Buna ekstraten PCB olarak tasarlanacak ekstra devre kartları da sisteme dahil edilmiştir. Uyarıcı sesli ikaz sistemimiz ise deprem esnasında uyku halinde veyahut sohbetle veyahut depremi hissedemeyecek ölçüde bulunabileceği durumlarda kişileri uyarması için oluşturulmuş bir sistemdir. Donanım olarak ise buzzer sistemi kurulmuş ve buzzer sistemiyle faaliyet göstermektedir. Telkinli sesli uyarı sistemimiz ise deprem esnasında oluşacak panik ortamını sönümlemek, kişilerin yapması gerektiği hareketleri kişilere tarif edebilecek, onları doğru yönlendirebilecek bir sistemdir. Ve bu amaçla geliştirilmiştir. Donanım olarak ise içinde DF Player Mini, Arduino MP3 Player vardır. Ses sistemi harici olarak eklenmiştir. Sesi ile birlikte deprem esnasında elektrik, su ve doğalgaz hatlarının kesilmeme ihtimaline karşın binanın ana panadan gerekli hatlarının kesilmesine yönelik geliştirilen bir sistemdir. Çünkü elektrik kesilebiliyor ancak su hattı kesilemediği için veya doğalgaz hatlarından kaynaklı sıkıntılar meydana gelebiliyor. Enkaz altındayken doğalgazdan zehirlenmeler olabiliyor. Enkaz altındayken su baskınlarından dolayı boğulma tehlikeleri atlatılabiliyor. Bu sistemin geliştirilmesinde ise donanım olarak elektrikli su ve doğalgaz hatları, lojik ve elektrik kontrolcüsü kullanılmıştır. Afet kilit sistemi ise bina çıkış noktalarındaki çelik kapı sistemlerini sıkışarak tahliyeyi zorlaştırması durumlarının çözülmesine yönelik geliştirilen bir sistemdir. Donanım olarak solenoid motorlu kapı kilitleri, solenoid itme çekme motoru, AS608 parmak izi okuyucu sensör modülleri kullanılmıştır. Deprem esnasında 1 milisaniye içerisinde kapı sistemini kasnak sistemine ayırarak tahliyeyi zorlaştıracak durumların oluşması bu şekilde engellenmiştir. Aynı zamanda afet kilit sistemimiz opsiyonlu parmak izi kilit sistemi ve güvenlik kontrol sistemiyle beraber kullanılmaktadır. Keza yine deprem esnasında kesilen elektriğin eksikliğinin giderilmesi üzerine veya karanlıkta meydana gelebilecek tehlikeli durumların engellenmesi yönünde aydınlatma sistemimiz ADS geliştirilmiştir. ADS'lerimiz donanım olarak şerit ledler kullanılmıştır. Metrekare 12 watt düşebilecek şekilde 1200 lükslük bir hizmet verebilecek potansiyelde üretilmiştir. Deprem sonrasındaki en önemli sistemlerimizden biri olan Karakut sistemimiz Karkus. Karkus ile yapı içerisindeki mikro alanları kontrol edilen alanlardaki insan canlı varlığı sürekli olarak denetlenebiliyor. Denetlenebilmektedir. Bu denetleme sonucunda eğer ki alan içerisinde biri veya birileri var ise Karkus sistemi aktif hale gelecektir. Alan içerisinde biri veya birileri var iken Karkus sistemi
sensörlerden yıkıcı deprem bilgisini aldığı anda iki türlü sinyal verecektir. Bu iki türlü sinyal arama kurtarma ekiplerine sinyal olan bölgelerdeki kişilerin konum bilgilerini yani yerlerinin tespiti noktasında yardımcı veriler oluşturacaktır. Ve bu şekilde enkaz sonrasında kişilerin konum tespiti rahatlıkla yapılabilecektir. Donanım olarak ise DF Player Mini Arduino MP3 Player kullanılmaktadır. Ses sistemi kullanılmaktadır. 433 MHz'lik RF alıcı verici modüller kullanılmaktadır. Karkus radyo frekans üretici alıcı verici devresi ki bu tamamen bizim tarafımızdan üretilmiştir. Ayar kızıl ötesi alıcı verici devreleri de harici olarak kullanılan donanımlar arasındadır. Belirlediğiniz için teşekkür ederim. Boğazımdan kaynaklı yaşadığım sıkıntı için de özür diliyorum tekrardan. Sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Soru cevapları için beklemedeyim.